Yeni videomuzu paylaştıktan dakikalar sonra Valorant ekibi Valorant 5.06 yama notlarını paylaştı. Bu güncelleme oyuna yarın gelecek. Beklediğimiz haberler hakkında detaylar da var, sürpriz haberler de var. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden 5.06 yama notlarını detaylı bir şekilde inceleyelim. Silah güncellemeleri kısmını incelediğimiz zaman Stinger hakkında ne tarzda bir değişiklikler olduğunu bu kısımda detaylı olarak anlatıyorlar. Evet, Stinger daha fazla güçlenecek, bir buff geliyor. Detayları burada. Peki neden bu kadar hızlı hareket ediyorum? Çünkü sürpriz bir haber var demiştim. Perk haritası değişiyor ve hatta yarın direkt olarak oyuna ekleniyor. Peki ne gibi değişiklikler var? Bayağı bir değişiklikli var. Hadi detaylarına bakalım. İlk olarak çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Pearl haritasında pusma yerlerini oldukça zorlaştırmışlar. Yani pusmak artık daha zor olacak. İlk olarak B ana bölgesindeki sol tarafında bulunan bel hizasındaki duvarın uzunluğu arkasında tamamen saklanılmasını engelleyecek bir şekilde azaltılmış. Önceki hali bu şekildeydi. Yeni hali bu şekilde. Bu kısma eğilerek saklandığımız zaman gözükmüyorduk. Fakat artık büyük ihtimal gözükeceğiz. Önceki hali, yeni hali. Yani bu kısma pusmak artık imkansız olacak. Yeni halinde büyük ihtimal eğilsek de gözükeceğiz. Bir sonraki değişiklik orta dükkanlar kısmında. Bilenler olacaktır. Orta dükkanlar kısmında şöyle bir kutu alanı vardı. Fakat yeni hali artık bu şekilde olacak. Önceki hali, yeni hali. Bu kısma, bu kısma, bu kısma, bu kısma ve bu kutunun üzerine birçok oyuncu pusuyordu. Artık sadece bu kısma ve bu kısma pusabilecek. Diğer bir değişiklik orta dükkandan orta meydana. Mid tarafında şöyle bir duvar vardı, hatırlayanlar olacaktır. Buraya da birçok kişi pusuyordu, bekliyordu. Fakat artık buraya pusmak da zor olacak. Çünkü ufak bir duvar ve ufak bir bitkiyle bu kısım da kapatılmış. Evet, buraya halen pusulabilir ama tabii ki önceki halindeki gibi pusmak kolay olmayacak. Önceki hali ve yeni hali. Bir sonraki değişiklik de orta üst tarafta olmuş. Mid tarafında bu kısımları önceki halinde burada bir ufak bir duvar alanı vardı. Burası aslında ufak değil, büyük bir alandı. Fakat artık yeni hali bu şekilde olacak. Burasını tamamen duvarla ve bir kapıyla kapatmışlar. Yani bu kısmı artık pusmak imkansız olacak. Önceki hali ve yeni hali. Bir sonraki değişikliğimize baktığımız zaman mid tarafındaki bu kutuların yerine şu şekilde bir duvar almış. Bu kısımdaki kutular yerine bu şekilde bir duvar koyulmuş. Hatırlamayanlar için buradan da göstermek istiyorum. Yani buradaki kutular yerine artık bu duvar var. Önceki hali, yeni hali. B geçit kısmına baktığımız zaman da burada da büyük değişiklikler var. Kutu yine var fakat yarısı var. Buraya artık tamamen pusamayacağız. Diğer taraftaki değişiklik de bu kısmı hatırlıyorsunuzdur. B geçit kısmı, önceki hali ve yeni hali. Buradaki değişiklik aslında büyük bir değişiklik. Radikal bir karar olmuş. Bu kutular artık sol tarafta değil, sağ tarafta olacak. Fakat ikili halde değil, tekli bir kutu ve üzerinde de molozlar olarak tabir edebileceğimiz farklı materyaller olacak. Son olarak A ana bölgesine geldiğimiz zaman A ana girişte şu şekilde bir boşluk vardı. Burayı pusuyorduk, bekliyorduk. Buradan birisinin açılmasını bekliyorduk. Fakat artık bu mümkün olmayacak. Çünkü bu açıklıkta şu şekilde bir duvarla kapatıldı. Son olarak A ana giriş bölgesindeki merdiven ve duvar şu şekilde değiştirildi. Bunun en büyük nedeni bu kısma smoke atıldığı zaman sol ya da sağ taraf boş kalıyordu. Yani bu kısım gerçekten büyüktü ve iki tane smoke atmamız gerekliydi. Fakat yeni halinde artık tek smoke'la büyük bir ihtimal buraya tamamen kapatılacak. Buraya kadar nelerden bahsettik? Stinger silahına buff geliyor, Pearl haritası değişiyor, sosyal güncellemeler kısmında birkaç değişiklik var, giderilen hatalar var. Fakat burada çok önemli bir değişiklik var. Artık oyun sonu ekranında oynanışı bozan davranışlar sergileyen oyuncuları gösteren bir özellik eklenmiş. Yani bu nasıl olacak, bunu yarın göreceğiz. Fakat oyun içerisinde toksiklik yapan ya da oynanışı bozan oyuncuları artık taba bastığımız zaman skor tablosunun üzerinde bir kısımda büyük ihtimal görebileceğiz. Bunu gerçekten merak ediyorum. Bakalım, yarına iple çekiyorum. Gerçekten Pearl haritasını ben seviyordum. Değişen Pearl haritasında büyük ihtimal bir gameplay videosu çekerim. Çünkü sevdiğim bir haritaydı. Bakalım yeni halinde oynamak nasıl olacak. Onun dışında Stinger'a gelen buff'u çok merak ediyorum. Son olarak da oynanışı bozan davranışlar sergilenen oyuncular nasıl gözükecek oyun sonunda? Taba bastığımızda mı gözükecek? Skor tablosunda mı gözükecek? Yoksa ayrı bir tuş mu olacak? Ayrı bir bölüm mü olacak? Bunu da yarın göreceğiz. Sizlerin de bu yeni güncelleme hakkında yorumlarını çok merak ediyorum. Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.